Günaydınlar efendim, gününüz aydın olsun. Bu güzel günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet dolu, bol kazançlı, bereketli bir gün diliyoruz. Çalışanlara kolaylıklar dileyelim ve ekran başında vakti müsait olanları da programımızı izlemeye davet edelim efendim. Bugün çok kıymetli bir misafirimi ağırlıyorum. Bugüne kadar belki konuşmadığımız, hepimizin de merak ettiği konulardan bir tanesi. Doğum haritasının hayatımızdaki yerini ve önemini konuşacağız. Ve doğum haritası yorumcusu Serap Dağlık Hoca bizimle birlikte. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa, doğum haritası nedir efendim, bizler 12 burcun da özelliklerini taşımakta mıyız? Tabii ki tasavvufi boyutuna biz daha çok değinmiş olacağız, bakacağız. Ay fazlarından ve evlerden bahsedeceğiz tabii ki. Ve hep merak ediyoruz, ay tutulması, güneş tutulması hep yaşıyoruz efendim ve bu dönemlerde hayatımızın ne gibi etkisi altına almakta bu süreçler? Hayatımızda ne gibi değişiklikler olmakta? Aslında hayatımıza nasıl yön veriyor? Bu kısmını konuşalım istiyoruz. Söylediğimiz gibi merak ettiğiniz, sormak istedikleriniz varsa bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve hemen Serap'a hoş geldin demek istiyorum. Günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Seni şöyle yakından tanıyarak sohbetimiz başlasın. Tabii ki. Serap Dağlık Hoca ben. Öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Doğum haritası yorumcusuyum. Astroloğum. Bu benim aslında ikinci işim. Normalde ilaç sektöründeyim. Kurumsal hayatta devam eden bir mesleğim var. Yalnız 2015-2016 yıllarında kişisel gelişimime katkısı olması açısından başladığım bir eğitim yolculuğu bugünlere kadar geldi. Ve artık son dönemde doğum haritası danışmanlığı veriyorum. Bugün de doğum haritası nedir, hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Biraz burçlar ilminden, biraz da astrolojiden bahsediyor olacağım. Umarım böyle birlikte farkındalık oluşturduğumuz bir yayın olur. İnşallah. Merak ettiğimiz evet. Çok güzel sorular var. Her birinde cevabını senden merakla bekliyor olacağız efendim ve öğreneceğiz. Son zamanlarda bu konuya artık birçok kişinin ne kadar merak saldığını, kesinlikle, ne kadar çok ilgilendiğini, ciddi manada bu alanda eğitimlerin verildiğini artık görebiliyoruz. Bu alanda kendini geliştirmişsin. Sen böyle şıkır şıkır anlatınca dedim ki nasıl olabilir ki böyle bir şey, yani aslında zor bir alan gerçekten de. O 12 evi, 12 burcu özelliklerini vesaire her yönüne hakim olmak ve anlatıyor, yorumluyor olabilmek gerçekten evet, çok zor. Biz tabii ki magazinsel boyutundan bahsetmeyeceğiz bugün sevgili izleyenlerimiz. Genelde biz hep bu yönüyle bilgiler ediniyoruz değil mi? Hem evet, sosyal medyadan, işte internetten baktığımızda ya da yorumculara baktığımızda genelde magazinsel yönlerini anlatıyorlar. Hep merak ediyoruz. Bildiğimiz bazı birkaç şey var sadece, özellik. Oysa ki bu ilmin aslında arka planına baktığımızda, tarihçesine baktığımızda ya da tarih boyunca bu yönde hangi alanlarda kimler yararlanmış kısmına baktığımızda çok güzel bilgiler çıkıyor karşımıza. Kesinlikle. Doğum haritası nedir diyerek hemen başlayalım. Şimdi doğum haritası aslında biz doğduğumuz andan itibaren gün, ay, yıl, doğum saati ve doğduğumuz yer, coğrafya ile birlikte nasıl bireysel bir haritamız varsa, bireysel bir parmak izimiz varsa bireysel de bir haritamız oluşmakta. Biz doğduğumuz anda o göbek bağının kesilip ilk nefesimizi aldığımız andan itibaren gökyüzündeki gezegenlerin Güneş, Ay, Merkür, Venüs, bunların konumlarının, toplam 10 tane gezegen var. Bunların konumlarının ve birlikte yaptığı açıların hangi evlerde yer aldığını gösteren bir harita bu. Bize aslında neyi vaat ediyor? Tamamen kişisel hayatlarımızda, bu yolculuğumuzda yaşamı kolaylaştırmak amaçlı, bir farkındalık amaçlı ve gideceğimiz yön, bir yönümüz var. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, potansiyellerimiz neler? Bunları öğrenmek için destek aldığımız, yardım aldığımız bir harita bu. Gelecekten haber vermiyor fakat geleceğe giden ki yolu nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz? Bunun desteğini alıyoruz. Bir kişiliğimiz, karakterimiz var. Bu haritada görülüyor. Onun dışında mizacımız, iletişimimiz, zihnimiz, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, evliliğimiz, eşimiz, bunlarla ilgili bize bilgiler vermekte. Çevresel faktörler de var tabii. Günlük hayatta karşılaştığımız kişiler hayatımıza nasıl etkileri olabilir? Onun dışında mesleki potansiyellerimiz neler? Hastalık potansiyellerimiz neler? Bunların hepsiyle ilgili bize haritamız bir bilgi vermekte.
Bunları bilince ne oluyor? Aslında yaşamı biraz daha kolaylaştırabiliyoruz. Yani şu an hepimiz aktif iş hayatlarındayız. Evet. Yoğun çalışıyoruz. Bununla birlikte özel hayatlarımızı bir şekilde idame etmeye çalışıyoruz ve ikisinin dengesini kurmaya çalışıyoruz. Bazen bu denge şaşınca zorlanıyoruz. Çığırından çıkıyor bence kesinlikle. Bazen. Kesinlikle. Yani ve yaşımız kaç olursa olsun her yaşta belli periyotlarda belli döngülerden geçiyoruz. Hani bazı farkındalıklar edindiğimizde ne oluyor? Yaşam kolaylaşır. En azından belli telkin süreçlerini yaşıyor, görüyor oluruz. Yani evet zorlu bir süreç var. Her zaman güllük gülistanlık ilerlemiyor hayat. Tabii o ki. Zorlu süreçleri nasıl bir vadede, nasıl bir koşulda aşabiliriz? Bunları aşabilmek için zamanı nasıl yönetmemiz gerekir? Neye odaklanmamız gerekir? Hayatımızdan bazen çıkarılması gereken kişiler olabilir. Bazen de dahil edilmesi gereken kişiler olabilir. Bunlarla ilgili aslında bilgileri çok rahatlıkla haritada görebiliyoruz. Aslında bu yorumla birlikte ya da bilimle, ilimle evet, birlikte kesinlikle bir rehber, yol rehberi dedin yol sen rehberi. Bizim için. Kişinin önce kendisini tanıması. Şimdi biz programlarımıza sürekli alıyoruz aile danışmanlarını, evet, kişisel gelişim uzmanlarını, psikologlarımızı ya da bu alanda eğitim veren ya da gerçekten donanımlı insanları burada ağırlayarak hani kişinin kendini tanıması, fark etmesi, nasıl bir yolculuğumuz var, yaşamış olduğumuz günün o yoğun streslerinden, işte psikolojik problemlerimizden nasıl arınmamız gerektiğiyle ilgili doğru, çok güzel bilgileri paylaşıyoruz. Paylaşmaya da devam edeceğiz tabii ki. Bir onlardan böyle yol haritamızı, evet, yanlışsa eğer rota, bunu biraz düzeltmeye çalışıyoruz. Kendimizi bir fark edelim. Biz şimdiye kadar neydik, neler yaptık, çok bundan doğru, sonra ne yapmamız gerekiyor. Aslında bu da aynı onun gibi. Kesinlikle. Çok güzel bir yönlendirme aslında ama doğru, önce kendimizi tanıyarak ve farkına vararak her şeyin bu yolculuğa başlamamız gerekiyor. Evet. Bilmediğimiz için, farkında olmadığımız için belki çok fazla hatalar yapıyoruz. Yanlış yollara belki yönelmiş oluyoruz. Tekrar eden döngüler olabiliyor. Hatalar yapabiliyoruz, evet, tabii ki. Bunları nasıl minimize edebiliriz, nasıl azaltabiliriz, nasıl kolaylaştırabiliriz, doğru, nasıl bu süreci iyi yönetip daha böyle... Hani hep şuna özenmişizdir hepimiz, böyle kalesiz yaşayan, hiçbir şeyi de kafasına takmayan insanları gördüğümüzde Allah Allah hiçbir şey de dert etmiyor canım, yani nasıl yaşanır ki böyle diyoruz. Çünkü hepimizin kafasına taktığı bir şeyler kesinlikle var artık son doğru, zamanlarda. Belki de bu işte doğru yolları bulabildikleri için biraz daha rahat davranıyor olabilir bu kişiler. Çok güzel. Şimdi ilk ne zaman ortaya çıkmış kısmını da hemen merak ediyorum ve sormak istiyorum. Aslında eski kadim bir bilgi. Yani milattan önce 2000'li yıllara kadar dayanmakta. İlk Mezopotamya'da ortaya çıkmış. Daha sonrasında da Mısır, Babil, Hindistan ve Çin uygarlıklarına yayılmış. Ve milattan önce 409 yılında da ilk bireysel harita ortaya çıkmış. Tabii o dönemlerde bu ilimle ilgilenen kişiler uzun uğraşlar sonucu bir harita çıkarmaktaydı. Şu an günümüz koşullarında aslında çok rahat ulaşılabilir. Yani bilgileri girdiğimiz zaman bilgisayar programları bizim elimize hazır bir harita zaten çıkartıyor. Biz buna çok artık emek harcamıyoruz. Aslında biraz da ben tasavvufi alana değinirim lütfen. Evet, kesinlikle. Hani bu çok bahsedilmiyor ama insanlığın oluşundan itibaren gökteki cisimler hep bir merak konusuydu ve bunların insanlara olan etkisi. Bunlar insanlığın oluşumundan itibaren aslında hep araştırılmış ve günümüzde artık bunları biraz daha işte az önce de bahsettiğimiz gibi biraz magazinsel yorumla çarpıtılabiliyor. Hani tabii talep bu şekilde. Geleceğe yönelik hep bir merak var. Hepimizin böyle bir dürtüsü var. Ama burada sonuca odaklanmak yerine o giderken o yolda keyfini tadını çıkara çıkara gitmek daha asıl doğru. Yapmamız gereken hani aşmamız gereken ve iyileştirmemiz gereken kısım bu kısım. Tasavvufta da aslında Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar yani 124 bin tane peygamber gelmiş ve bunun hani Allah belli ilim hazinelerini peygamberlere vermiş insanlığa yayması için. Evet. İdris peygamber de bu ilmi burçlar ilmiyle ilgileniyormuş ve bunu geliştirmiş ve akabinde de zaten insanlığa yaymaya başlamış. Hani Kur'an'da da belli ayetlerde geçmekte aslında bunlarla ilgili yani çok burçlarla önemli, ilgili. Aha. Onun dışında gezegenlerin bizlere etkisiyle ilgili, ay fazlarıyla ilgili 60 küsur tane ayet var.
Çok da fazla yerde yani geçiyor, evet, değil kesinlikle. Mi Kur'an-ı Kerim'de? Bunların hani hepsini şu an aktaramam ama belli birkaç ayetten yine bahsetmek lütfen, isterim. Lütfen buyur. Yine Burut suresi ilk ayetinde, Hicr suresi 16. ayet, Furkan suresi 61. ayet, Tarık suresi 1. ayetinde geçmekte, Lokman suresi 20. ayet. Yani aklıma şu an ilk gelenler bunlar oldu. Burada aslında sözü geçen terimler nasıl? 12 burç oldu ve ayın fazları oldu. Ayın fazlarının burçlarla olan bağlantısı, bunların insanlara etkisi, mizacımıza etkisi. Bir de tabii gelecekten haber veriyor mu kısmı var. İşte saptırılan, kısmı biraz burası. Yanlış yorumlanan kısmı burası. Bunu tamamen zaten bir mutlak kaderimiz var. Biz sebepleri gayrete dönüştürmemiz gerekiyor. Bir emek vermemiz gerekiyor. Bir yaşam yolumuz var. Buraya bir amaç uğruna geldik. Tabii hepimizin ki. Bir amacı var. Bunu biraz daha tespit edip ve o akışta daha iyi hani bir şekilde kolaylaştırarak hayatımızı devam ettirmemiz, idame ettirmemiz gerekiyor. Bu şekilde değinmem daha doğru. Aslında arkadaşlarımız da hani belli harita görselleri vermiştim. Evet, şu an sevgili yönetmenimizden bir rica edelim. Bu örnek haritamız ekrana gelirse orada nasıl okunuyor bu arada? O kadar yani karışık görünüyor ki. Yani harita üzerinde biraz evet. Daha rahat aktarabilirim bu konuyu. Bu kadersel alan, iradesel alan kısmıyla alakalı o görsel gelirse hani izleyenler de daha rahat algılar. Çünkü daha önce hiç harita görmemiş kişiler olabilir. İlk haritamız, efendim evet. Şöyle içi mavi olan bir haritamız var. Bu evler. Bundan da bahsedeceğiz birazdan hepsiyle. İnşallah. Bu mesela biz doğduğumuz anda oluşan bir örnek harita. Yani orada ay var, güneş var, merkür, venüs, toplam 12 burç, 12 ev, 10 tane de temel gezegenden bahsedeceğiz. Tabii sabit yıldızlar, asteroidler böyle terimler de var fakat gök cisimleri. Ben bugün bu yayında hani belli bir süre kısıtımız olduğu için bunlara çok değinemeyeceğim. Yani temel kavramlardan başlayacağım. Bu kadersel harita ile alakalı kısmı da açacak olursak. Şimdi 360 derecelik bir horoskop. Buna aynı zamanda yıldız haritası, doğum haritası da deniliyor. Diyoruz, evet. 360 derece 12 eve bölünerek toplamda 12 burç oluşuyor. Her burç içinde 30 derecelik açılar mevcut. Var, peki. Haritanın sağ alanı tamamen kadersel alan. Yani külli irade. Sol tarafı da bizim cüz'i irademiz ve özgür irademiz. Ve haritanın alt kısmı kendi kişisel alanlarımız, üst kısmı da başkasıyla paylaşılan alanlar olarak geçmekte. Şimdi her evin bir anlamı, bir doğası ve biz haritamızda aslında çok günümüzde bilinmeyen ya da belli bir kesimin bilmediği kısım şu. Burcun ne diye sorulduğunda genelde kişi güneş burcunu söylüyor oluyor. Evet, güneş özbenlik, kimlik, karakterle ilgili bilgi verir. Fakat bir yükselen burcumuz var. A'nın haritasında biz doğduğumuz andan itibaren yükselen burç neydi? Yükselen burç neye göre peki bakılıyor? Gün, ay, yıl, doğum gün, saati, ay, doğum yeriyle birlikte o an doğduğunuz an hangi burç yükseliyorsa o 360 derecelik haritada. Bu haritada nasıl oluşmuş? Aslında ilkbahar ekinoksuyla birlikte koç burcunun 0 derecesi başlangıç olarak kabul sayılıyor, ediliyor. Evet. Peki. Ama bizim doğum haritalarımızda biz direkt koç burcuyla başlamıyoruz. Neyle başlıyoruz? Yükselen burç neyse onunla başlanır. ASC olarak geçer. Yükselen burç birinci evdir. Birinci ev dışarıdan nasıl algılandığımızdır. İkinci ev kendi paramızı kazandığımız alan, özgüven, özdeğer evidir. Üçüncü ev kardeş, kuzen, işle ilgili reklam, PR, araba gündemi. Bu arada doğum haritasındaki evlerin anlamlarını evet. Anlatmaya başladık. Onun da bir şeyi var, görseli var. Ona da bakabiliriz. Şimdi evler tabii ki çevremizdeki ya da hayatımızdaki her şeyi aslında anlatıyor evet. Değil mi? Somut, soyut evet. Her şeyin bir karşılığı var haritada. Sen mesela terazi yükselenin ve tam bir terazi kadını var karşımda. Yani kaşlar, gözler böyle renkli gözlü yani... Tamamen bir terazi haritası oluşturuyorsun ve A'nın gökyüzü konumuna da baktığımda geçen hafta işte programın gününü ayarlamak için görüştüğümüzde onda başlayan bu yayın da şu an terazi burcuyla açılıyor. Bakar mısınız? Ve her sen şey aslında etkili. Birçok
başka yayınlar da yapsan da başka programların olsa da kendini en rahat hissettiğin alanın burası olduğunu söylemiştin. Yani buna bile baktığımızda aslında bu bile bir tesadüf değil. Yani her şeyin gerçekten bir anlamı var. Hiçbir şey sebepsiz değil. Mutlaka. Yani buradan biraz daha aslında ben evlerin anlamlarını tek tek açıklasam daha güzel evleri olabilir. Evleri anlatalım. Bu arada şimdi yükselen dedin ya, hep şunu duyuyoruz artık çevreden. Asıl burcumuzun ne olduğunu artık aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Evet. Ama yükselen burcu için işte doğum saati saniyesini bilmiyorsanız dakikasını, o zaman tam bir ne olduğunu bilemiyoruz. O yüzden burada saatin önemli olduğunu söylüyorsun. Saat kesinlikle önemli. Şimdi yükselen burcu normal diğer burçları daha çok etkilediğini biliyoruz ama... Bir de şunu duyuyoruz, ay burcun ne evet. diye soruluyor. Hiç kim, bu nasıl hesaplanıyor falan diye bakıyoruz tabii ki. Çünkü bunların her biri karakterimizi, mizacımızı, kişiliğimizi etkileyen faktörler evet. değil mi? Şimdi ay duygudur, bilinçaltıdır, içgüdüdür. Bir haritada da hangi alana çekildiğimizi gösterir. Ay dünyada en hızlı hareket eden aslında gezegen. 2,5 güne bir burç değiştiriyor. Ve biz doğduğumuzda ay hangi burçtaydı? Doğum haritamızda hangi eve yerleşiyor? Sen içgüdü olarak nereye çekiliyorsun? Duyguların nasıl, kendini psikolojik olarak nasıl ifade edeceksin? Bunu gösterir. Güneş bir haritada, şimdi güneş bir derece bir derece aya göre daha yavaş ilerliyor. Ay günde 13 derece yol alırken bir güneş günde bir derece yol alıyor doğum haritasında ve dünyada aslında. Ve 365 günde döngüsünü tamamlıyor. Şimdi güneş burcu da kendini, bu kimliğini, karakterini en çok hangi alanda gösterirsin, parlatırsın? Bunun bilgisini verir bize. Yükselen burç diyelim teraziyle başladı senin. İkinci evin akrep, üçüncü evin oğlak, dördüncü evin yay. Bu bazen kayabilir dereceler, evlerin sıralaması. Bunu zaten bu işle ilgilenen kişi çok rahatlıkla çözer. Bilebilir. Bu tam, yani sırasıyla gider ama bazen birinci ev yine akrep temasını da alır senin haritanda olduğu gibi. Yani biraz daha öne işler. Evet öne biraz daha kayabilir. Evet. Ama ay burcun mesela senin 10. evinde. Bu da kariyer alanıdır. Kendini parlattığın alandır. Ün, şöhret alanıdır. Alanıdır diyorsun. Evet. Peki şimdi evlere biraz değinelim. Hemen sonrasında da hepimiz, bütün herkes 12 burcunda acaba özelliğini taşıyor muyuz aslında? Yani haritamızda dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi yükselen burçla birlikte sırasıyla 12 burcu da biz taşıyoruz. Ve illaki bulunduğu alanla alakalı sana bir doğa, bir içgörü veriyor oluyor. Hani kişiliğin, karakterin, güneşin, ayın, merkürün, bunların hepsinin temsil ettiği bir burç var. Haritada hangi alana yerleşiyor ve nasıl yorumlanıyor? Yani aslında çok geniş kapsamlı. Şimdi iki tane yükselenden örnek vermeyeyim ama kovasın kovadan örnek vereyim. Peki. İki kova burcu da aynı özellikleri göstermez. Doğdukları yıl farklıdır, doğdukları saat farklıdır. Kova özelliğini o da gösterir ama hayatın hangi alanında? Buna bakmak gerekiyor. Yani ayrıştırılan kısım ve bir şekilde yanlış yorumlanan kısım bu. Her ikizler burcu aynı değildir. İkizler karakterinin gösterdiği bir alan vardır. Diğerinin gösterdiği alan çok bambaşka şimdi bir yerdedir. Üç tane ikizler burcunu ya da üç tane kova burcunu yan yana koysak evet. kişiliklerinin, karakterlerinin, görüntülerin hepsinin farklı olduğunu görebiliyoruz zaten. Ama dediğimiz gibi belki yükselen etkiliyordur, belki her burçtan bir özellik aldığımız için dönem dönem bunlar değişkenlik gösteriyor olabilir. Tetiklenebilir bu evet. işte birazdan bahsedeceğimiz döngülerle. Bir de erkek ve kadınlarda da tamamen bunlar kesinlikle değişiyor farklı, sanki. Kesinlikle farklı. Bu kişisel gezegenlerde de farklı yorumlanıyor. Onlara da yine değiniyor oluruz diye düşünüyorum. Ama evlerden devam edelim mi? Birle başlayalım hadi. 12 evi şöyle bir anlatalım. Tamam. Orada neler oluyor? Nasıl etkiliyor bizim hayatımızı? Şimdi yükselen burç dediğim gibi birinci ev dışarıdan nasıl algılandığımızdır. Maskemiz, motivasyonumuz, ikili ilişkilerdeki duruşumuz nasıl? Bunu gösterir. İkinci ev kendi paramızı kazandığımız alan, özgüven, özdeğer evi. Kendi paramız, kendi harcamalarımız desek daha doğru olabilir. Üçüncü ev kardeş, kuzen, yakın çevre. Onun dışında ilk öğretimden lise sona kadar olan eğitim mesela üçüncü evde değerlendiriliyor. Aynı zamanda iletişim evidir zaten.
normal bu burç haritasında 360 derecelik haritada orayı ikizler temsil ettiği için iletişim, zihin, nasıl bir algın var, yöneticisi de aslında Merkür'dür 3. evin. Şimdi her evin bir burcu, o burcun yönettiği bir gezegen doğası var. Bunlar çok aslında böyle kademeli kademeli incelenen bir alan. Çok karışık gibi geliyor değil yani mi? İlk etapta öyle gibi ama ben bu haritayı hani daha hiç eğitim almadan kendimi yorumlamaya başlamıştım. Ki artık bir şekilde yetmediği yerde eğitim almaya başladım. Ve eğitim almak da bitmiyor açıkçası. Yani yıllarca eğitim alayım diyorsa bir kişi astrolojiyle ilgilenebilir. Her harita gördükçe değişiyorsun çünkü bambaşka hayatlar. Ve sürekli hani dünya değişiyor, düzen değişiyor, bakış açısı değişiyor ve senin yorum yapma kabiliyetin de değişiyor zamanla. O yüzden gerçekten bitmeyecek bir alan ve dördüncü evden ben devam edeyim tabii kısaca. Tabii ki, lütfen. Dördüncü ev ailemizdir, ebeveynler, çatı, yuva, ev. Beşinci ev aşk hayatı, flört, hayattan keyif aldığımız alanlar, hamilelik süreçlerini gösteren bir evdir aynı zamanda. Böyle borsa gibi spekülatif yatırımları da gösterir. Altıncı ev günlük rutin, iş ortamı, iş arkadaşları, sağlık evidir. Ve varsa bir evcil hayvan yine altıncı evde değerlendirilir. Bir hizmet aldığınız bir kişi varsa yine bu altıncı evin konusudur. Yedinci ev evlilik evidir. İkili ilişkiler, bir ortağınız, iş ortağınız varsa o da burada değerlendirilir. Mesela, ortaklı yapılan evet, işler. Evet, sözleşmeli, ortaklı yapılan tüm işler 7. evde değerlendiriliyor. Onun dışında hani mesela 7. ev hep evlilik evi denilir ama konuşulmayan alt kıvrımları da var. Seçtiğiniz bir avukat mesela 7. evde değerlendirilir. Dava evidir. Rakiplerle olan durum burada değerlendirilir. Varsa sektörel hayatınızda bir rakibiniz, bir açık düşman o yine burada değerlendiriliyor. Evet, 7'de değerlendiriliyor. 8. ev size artık diğer insanlardan gelen para. Eşin parası, aileyle ortak para gündemi. Onun dışında borç, nafaka, miras, tazminat gibi gündemler burada değerlendiriliyor. 8'de peki. Krizli durumlar aynı zamanda ölüm evidir, ameliyat evidir. Bu şekilde geçer. 9. ev üniversiteden sonra başlayan eğitim hayatını gösterir. Akademik kariyer, yurt dışı, uzak çevre, eşin akrabaları, hayata bakış amacımız, din, inanç. Yine 9. evin temasında. 10. ev toplumdaki statü, genelde kariyer derler. Hani ve evet. Ama evlilik de bir kariyerdir. Hani eşi de gösterir. Otorite figürlerini de gösterir 10. ev. Babayı gösterir. Varsa bir patron, yönetici, onlar yine burada değerlendiriliyor. 11. evde kariyerin getirileri, sosyal çevre, arkadaşlar, üye olduğunuz bir spor kulübü varsa bunu temsil eder. Onun dışında kongreler. Şimdi ben sürekli çevrem doktorlarla haşır neşir evet, olduğum için 11. evin konusu. Primler yine aynı zamanda. 12. evde psikolojimiz, bilinçaltımız, uyku düzenimiz, varsa gizli saklı bir konu, sizin sakladığınız ya da sizden saklanan hiç fark etmez. Burada mı yer 12. alıyor? 12. evde yer alıyor, evet. Peki harita niye böyle saat yönünde değil de tam tersi? Evet, tam tersi okunuyor. Evet. Normal bu döngüden biraz... Bu dikkatimi çekti çünkü ve yandan, soldan başlıyor ve şöyle aşağıdan yukarı evet, dönen yani, bir tur var dikkat ettiyseniz. Doğru. Sistem genel olarak tam tersine kurulmuş ve biz okuma yaparken de yine bu şekilde okuyoruz. Yani... Burada gezegenler, yerleşimler tamamen hani kökenine araştırıldığı zaman normal alıştığımız düzenden biraz daha farklı. Dediğim gibi biraz karmaşık gelebilir ilk baktığınız zaman. Evet. Ama bu bana neyi anımsattı biliyor musun şu haritayı gördüm. Şimdi 12 tane ev var. Mizaç'ta da 9 mizaç çeşidi olduğunu evet. söylüyorlar. Her birinin bu haritalardaki gibi birbiriyle uyuştuğu ya da çatıştığı çapraz giden çizgiler... Her birini görebiliyorsunuz. Yani orada da mizaçlar sadece tek bir 9 mizacın 9'unu da taşıyabiliyorsunuz. Ama ağırlıklı hangi alanda olduğunuzun ve onun özelliklerinin ne olduğunu uzmanlarımızla konuşmuştuk hatırlarsanız. Ona da birazcık benziyor. Tamamen sanki bütün doğru. bir konuymuş gibi aslında geliyor bana. Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Evet. Mesela 9 tane de harita tekniği var. Şimdi natal harita tekli diyoruz. Tekli sayılar mı evet. diyoruz bu arada? Yani 9 tane harita tekniği var. Bunlar tek tek inceleniyor aslında. Hani öngörü için daha farklı haritalar da yine açılıyor. Ama tek bir haritadan bunların sonucuna bakmıyoruz. Yani dediğim gibi 9 farklı harita senin tekniği var. Senin oturduğumuzda zaten sayfa sayfa böyle haritalar açtı. Yani baksanız o kadar karışık
böyle bir çizgilerin yoğunluklu olduğu haritadan bahsediyoruz. Hı hı. Sayfa sayfa açıyorsun ve bakıyorsun. Her bir baktığın yöne farklı bir haritadan mı bakmış oluyorsun? Daha doğrusu şunu sorayım o halde. Haritada ilk neye bakıyoruz? Yani ilk bir natal haritayı baktığımda ben işim gereği, şimdi kurumsal hayatta devam eden bir işim olduğu için ben kişinin bir Merkür'üne bakıyorum. Hani karşı taraf nasıl algılayacak, nasıl iletişim kuruyor? Hani onunla bir dengeye gelebilmem için benim için Merkür önemli. Yani ben, niye Merkür? Bununla mı başlıyoruz aslında? Yani iletişimsiz hiçbir şey olmuyor. Onunla başlamıyoruz aslında. Hani kişi ilk kendi, yani haritada baktığımızda bu harita bir yol haritasıysa kişinin kendini tanıma açısından yükselen güneş ve aya bakılır. Ama ben işim gereği artık biraz Merkür'e odaklanıyorum. Hem danışmanlık verdiğim kişilere hem de diğer sektörümde yaptığım iş gerekçesiyle sürekli iletişim halindeyim. Kişinin Merkür'ünü bir anlayayım da diyorum. Hani ortak paydada bir buluşabilelim. Hani benim söylediğim irite etmesin. Hani bir denge kurulabilsin diye. Buna göre yol izliyorum ama bu benim kendi tekniğim, kendi yorumlamam, kendi tarzım. Bu kişiden kişiye değişebilir. Değişebiliyor. Onun dışında hepsi önemli aslında. Yani tek bir kavram yok. Ay işte kişinin ruh halini, psikolojisini gösteriyor olacak. Onun dışında Merkür, Venüs. Venüs mesela, Merkür iletişim diliyse Venüs de sevgi dilini gösterir. Mars yaşam enerjisini gösterir. Kişi en çok yaşamda enerjiyi nereye veriyor, nereye akıtıyor, bunu görürüz. Satürn sorumluluklar, zorluklar, bunlarla alakalı bir gezegendir. Şimdi bazı dönemler bazı gezegenlerin etkisi altında olduğumuz söylenir ya. En çok neyin etkisi altında kalıyoruz bu arada, ya da döngü en çok neye denk gelmiş oluyor ve bu dönemlerde neye dikkat etmek gerekiyor da konuşalım. Şimdi tutulmalar dedik efendim, ay tutulması, güneş tutulması. Bu dönemlerde hani bazen gerçekten de bu süreçleri geçirirken özellikle retro diye son zamanlarda çok duyuyoruz. Eskiden biz bunu o kadar fazla belki gündemde olmayan bir konuydu. Bu süreçleri yaşarken gerçekten insanlarda şöyle bedensel bir ya da ruhsal bir sıkıntı ortaya çıktığını görebiliyoruz. Mesela siz de diyorsunuz ki işte alacağınız önemli kararları burada alırken çok dikkatli olun diyebiliyorsunuz. İşte bunlar bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Şimdi sağlık olarak belki ya da ruhsal olarak kendimizi halsiz hissedebiliyoruz. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. Acaba depresyona mı girdik falan diyoruz. Sürekli mi depresyonda kalıyoruz acaba? Ya da bunların etkisi gerçekten üzerimizde olduğu için mi biz sürekli bu ruh halini yaşamaktayız? Yani gezegenlerde, şimdi gezegenin retrodan artık bir şekilde giriş yaptık galiba. Hadi oradan yapalım, sonra da fazlara değineceğim. Tamam. Peki. Şimdi gezegen retro demek, hani geri gidiyor, hatta geri gidiyor anlamına gelmekte. Ama bir gezegenin geri gittiği ya da durduğu falan yok. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken diğer gezegenlerle olan hızında farklılık olduğu zaman, şöyle dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi, hatta duruyormuş gibi göreceli olarak bu şekilde algılandığı için retro deniliyor. Retro da aslında bu kainat kurulduğundan beri olan, sistemde olan bir durum. Ama son dönemlerde işte özellikle pandemi dönemiyle zaten çok böyle vuku bulan bir konu. Şimdi Merkür retrosu 4 ayda bir deneyimliyoruz. En sık retroya uğrayan gezegen. Bir burçta çünkü ortalama 7 gün kaldığı için 4 ayda bir 24 gün kadar bir retro hareketi oluyor. Bu da iletişimimizde belli problemler yaratabilir. Ama tabii genel olarak haritayı açtığımızda, şu an bir Merkür retrosundayız Aslan'da. Aslan haritamızda hangi alanda? O alanda bir iletişim sorunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hayatın her alanında değil. Hatta az önce söylediğim, bazen tembellik yapmak istiyoruz vesaire. Mesela retroda yapılabilir bu. Yani kişi retroda biraz negatif bir durum yaratmaktansa hiçbir şey yapmaması, rutin hayatını devam ettirmesi daha iyi olabilir. Yani ani böyle hızlı bir şey başlatmaktansa yavaş yavaş düşünerek, yani sürecin geçmesini bekleyerek bir adım atması daha doğru olabilir. Ama dediğim gibi bu 4 aya bir olan retrolar hep farklı bir burçta oluyor ve o burç senin haritanda hangi alandaysa o alanda bir iletişim problemi yaşıyor olursun. Hayatın her alanında değil. Haritayı bir görmek lazım işte, neye denk geliyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Kişiden kişiye de burada değişiyor her şey. Doğru. Onun dışında işte Venüs retrosu, Venüs 19 güne bir burç değiştirdiği için
1,5 yılda 40 gün kadar retro hareketi oluyor. Bu da hani Venüs'ün temsil ettiği belli temalar vardı. Şimdi Venüs boğa ve terazinin yönetici gezegeni olduğu için boğa biraz daha maddiyatla alakalı kısım. Venüs'te ikili ilişkiler, güzellik, estetikle alakalı, terazide bunlarla alakalı bir kısım. Şimdi baktığımız zaman demek ki bu temalarda radikal kararlar Venüs retrosunda biraz almamamız gerekiyor. Tabii burada yine şu var, sen retro doğumlu olmuş olabilirsin. Merkür'ün retro olabilir, Venüs'ün retro olabilir, Mars'ın retro olabilir. Bu seni çok da olumsuz etkilemez. Aslında gezegenin o akışını sen bildiğin, deneyimlediğin için sana da hatta iyi de gelebilir. Şimdi kişi retro doğumlu değilse aniden bir karar vermemeli. Diyelim aniden estetik yaptırmamalı bir Venüs retrosunda. Ya da riskli yatırım, büyük meblağlar ödeyeceği bir yatırıma aniden girişmemeli. Ama geçmişten süre getirdiği bir durum varsa o da retro zamana denk geliyorsa, bu Merkür olur, Venüs olur, Mars olur hiç fark etmez. Uzun uğraşlar sonucu emek vermiştir, çaba vermiştir. Retroya denk geliyordur. İmza atmayalım. Yani öyle bir durum değil bu. İmza atabilirsin. Bu yeni bir durum değil. Çünkü yeni bir oluşum değil. Sen emek vermişsin. O zamana denk gelmiş. O konuda da çok anksiyete aslında geliştirmememiz gerekiyor. Peki şimdi biz önce program öncesinde görüştüğümüzde çok güzel şeyler söyledin yine. Ne gibi? Her ayın belli dönemleri vardır ki bu dönemlerde hani bir iş kararı verecekseniz, bir işe girişimcilik yapacaksanız, başlangıç yapacaksanız bu tarihlerde başlayabilirsiniz. İmza atılacaksa bu tarihlerde olabilir. Şimdi bunları söylememizdeki hem amacı anlatalım hem de o dikkat etmemiz gereken ya da bilmemiz gereken önemli adımları atarken neye dikkat edelim ya da hangi tarihler bizim için daha iyi olur? Bunun da bilgisini biraz senden alalım isteriz. Tabii. Ay fazlarından aslında bahsediyor olacağım. Tabii, tabii. O görsel de yine ekrana gelirse daha mutlu olurum açıkçası. Ay fazları. Evet. Şu üçlü olan çizelgemiz değil mi? Bu mu? Evet. Süper. Teşekkür ediyorum. Doğru. Tamam. Yeni ayla başlayalım. Farkındaysanız yine 360 derecelik bir periyot var orada. Yine aynı saat yönünün tersine ilerliyor. Yeni ay döngüsüyle. Yeni ay demek güneşle ayın kavuşumudur, birleşimidir. Ay gökyüzünde vardır ama karanlık görünür. Yeni ay da niyet zamanıdır. Yani yeni bir şeye niyet etmedir. Bu tasavvufta geçen kısmı da budur. Bu hani radikal kararlar da olabilir. Minimalize durumlar da olabilir. Her ay bu periyotları biz zaten yaşıyoruz ay döngüsünde. Evet, her ay deneyimlediğimiz bir durum. Şimdi yeni ayda niyet ettik. Sonrasında birkaç gün sonra hilal fazına geçiyor. Artık somutlaştırmamız gerekiyor niyet aldığımız durumu ki verim sağlasın. Sonra ilk dördün fazına geçiyor. Biraz daha çevremize yaymaya başlıyoruz. Durumu artık aktarmaya, çevremize de söylemeye başlıyoruz. Ay büyümeye devam ediyor. O büyüme kısmında, fazında da detaylarla uğraşıp biraz daha olayı mükemmelleştirmeye çalışabiliriz. Ve dolunay fazında güneş ile ay tam karşıt açıda oluyor. Dolunay zamanında artık o işi tamamlamamız, bitirmemiz, finalize etmemiz gereken bir süreci temsil eder. Dolunay da artık böyle arınma süreci mi? Yani neden kurtulmak istiyorsak ya da geride bırakmak istiyorsak, artık kafada takılı kalmasını istemiyorsak, o zaman niyeti nasıl alacağız peki? Yani bu artık düşündüğünüz, istediğiniz durumla alakalı. Şey neyse, evet. Her neyse. Ama böyle kurtulmak istediğiniz diyelim negatif durumlar, kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlar için şimdi ay tekrar küçülmeye başladığında yeni aya doğru tekrar yol alırken balzamik faz var. Balzamik fazda kurtulmak istediğiniz bir kötü alışkanlık varsa, sigara, alkol. Evet, bırakmak isteyenler için burada niyeti aldıklarına daha mı kolay oluyor mesela? Balzamik fazda kesinlikle daha kolay olur. Harika. Yani şekeri bırakmak, kendi hayatımda en basit olarak deneyimlediğim durum, çat diye bıraktığım bir dönemdi ve hiç zorluk yaşamamıştım. Yani aklınıza gelebilecek her şey, eski eşyalardan kurtulmak. Asker olmaz yani, mı ya? Evet. Yani bunu öğrenince ben gerçekten senle öğrendim tabii ki. Öğrenince ben şaşırdım ama yeni ayın şu kısmını biliyoruz hep eskilerden de işte anneannelerimizden, teyzelerimizden, komşularımızdan. Yeni ayda yeni bir şey olacaksa niyetini al derler evet, ya. Özellikle evet. Hilal döneminde yapılacak olan dualar var. Annem Hilal'i gördüğü zaman mutlaka ona
gördüğü anda duasına başlar mesela. Ne güzel. Çok önemli bu gerçekten. Bu kısmı ben çok önemsiyorum. Ve yeni ayda da örneğin şöyle söylerlerdi. Bu bir batıl inanç mı değil mi bilmiyorum tabii ki. Saçını kestireceksen mesela yeni ayda kestir ki daha sağlıklı, daha güçlü, daha hızlı bir şekilde uzasın derler mesela. Bu en basit vermiş olduğum örneklerden bir tanesi. Yani benim olabilir. Duydum tabii çocukluğumdan bu yana. Genelde ben kişinin ayına venüsüne falan bakıyorum. Hani güzellik görsel, tabii harita aynen detaylandırıyorsunuz. Görsel olarak etkilediği aynen. için. Ama rutin yapılan bir işlem olduğu için önemi yok. Yani kendini ne zaman iyi hissediyorsan o zaman yapabilirsin. Bunun aslında çok bir esprisi yok. Sadece birazdan majör radikal durumları en azından buradan destek alarak yaparsak daha iyi olabilir. Yani gereksiz zaman harcamayız, gereksiz maddiyat harcamayız. Hani artık böyle zor zamanlar yaşıyoruz genel olarak. Hani paramız da değerli, vaktimiz de değerli. O yüzden daha bilinçli ilerletirsek daha verim sağlanır gibi düşünüyorum. Yani hem yeni ayı hem dolunayı bir ay içinde yaşadığımız evet. ve gördüğümüz için bu döngüyü. Ay takvimleri var aslında. Bunları evet, evet. uygulamalarını telefonlarınıza indirin. Oradan rahatlıkla hani ben tam zamanlarını bilmiyorum eski takvimleri anlamıyorum diyenler için. Oradan takip edebilirsiniz. Ona göre hareket edebilirsiniz. Kesinlikle. Yeni başlangıçlar yapacağınızda o güzel niyetlerinizi evet. Hemen ilk gününde yapabilirsiniz efendim. Dolunay zamanı kurtulmak istiyorsunuz. Kötü bir alışkanlığınız var. Bunu bırakmak istiyorsunuz. Bu bir harcama da olabilir. Değil mi? Aynen öyle. Artık hayatımıza çeki düzen vermek istiyorum da Disipline diyebilirsiniz. Disipline etmek istediğiniz aklınızdan ne geçiyorsa. Varsa. Aynen. Sonrasında bakın şeker bıraktım dedi mesela. Bunu deneyebiliriz. Birçoğumuz artık hala çaylarımıza şeker içmeye devam ediyoruz. Bir küp şekerin gün boyunca bir tane bile atıyor olsak 10 tane içerseniz günde 10 bardak çay içerseniz 10 tane küp şeker ediyor. Bunun da kalorisini bir taraftan düşünelim, bir taraftan zararını düşünelim. Ben de bırakamayanlardanım aslında ama deneyeceğim. Tamam, belki anlaştık. Bırakacak mıyım, bırakmayacak mıyım o kısmını inşallah denemek istiyorum. Şimdi ayın fazlarına biraz daha devam edelim. Sonrasında da geçen hafta dolunay evet, evet. durumunu yaşadık değil mi? Ama buna dediler ki süper dolunay. Hı-hı. Hani bu dönemler belli yıllarda mı geliyor? Yoksa niye böyle adlandırdık mesela süper dolunay dedik? Ne oldu o günde? Teşekkürler yine bu soru için. Yani bu dolunay fazını her zaman yaşıyoruz ama ay dünyaya biraz daha yakın olduğu için, hı-hı. normalden daha yakın olduğu için süper olarak adlandırıldı. Geçen haftaki dolunayda biraz sıkışık bir enerji veriyordu özellikle de sabit burçlara. 27 derece kovadaydı, biraz analitik bir derecedeydi. Ama biraz etkisi artık yayılmaya başladı. Şimdi önümüzde 18 Eylül 2024'te bir ay tutulması olacak. Hı hı. Bu biraz daha önemli durumları tetikleyebilir. Tabii yine bireysel haritalarımızda nasıl etki aldığımızla alakalı. Şimdi 18 Eylül'de Balık Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması 2025 ile birlikte 18 aylık döngüde yaşayacağımız durumların aslında biraz bize fragmanını önden veriyor. Yani biraz daha farkındalıkla böyle Eylül ayını geçirirsek daha güzel olabilir. Ki enerji... 18'ine kadar bekleyelim mi? Sen özellikle 18 Eylül'ü vurguladığın için ben soracağım bu Yeni sorumu. Yeni bir şey başlatmak için 3 Eylül'den sonrasını değerlendirebilirsiniz. 5-6 Eylül bu civarlar gayet uygun. 3 Eylül'de bir yeni ay olacak. 18'inde de bir ay tutulması olacak. Tutulma diyorum çünkü etkisi 6 aya yayılabilir. O yüzden biraz daha önemli. Tutulmaların etkisi evet. daha fazla. Yani peki. süresi daha uzun sürüyor. Şimdi normalde dolunay yeni ay fazları aylık normal bir periyotta aralarında 14 gün olduğu için o 14 gün süreyi etkiler. Ama tutulmalar biraz daha uzun vadeye yayılır. Bir de Ağustos ayı kadar böyle gergin bir Eylül ayı açıkçası beklemiyor bizi. Hani bu zamana kadar bırakmamız gereken bir durum varsa artık hani vedalaşmamız gereken vesaire bir 18 Eylül civarında artık bunları yapmamız gerekiyor. Hani kendimi niye bu kadar üzmüşüm, niye bu kadar yıpratmışım. Takıntılı evet, olduğumuz hallerden. Evet. Peki. Yani biraz daha önemli bir de yeni bir döngü başlatıyor. Çünkü ay düğümlerini tetikleyecek. Haritamızda bir de güneşle ayın yörüngesinin kesiştiği noktada ay düğümlerimiz var. Kuzey orada ay düğümü, oluyor? Güney ay düğümü. Şimdi kuzey ay düğümü insanın yaşamda gitmesi gereken yöndür. Az önce güneşten bahsetmiştim. Evet. Güneş bir derece ilerliyor. Ama güneş doğum haritamızda her gün aynı noktadan doğmuyor. 33 yılda bir güneş doğum haritamızda
aynı noktadan doğuyor. Ve aslında 33 yılda, 33 yaşına geldiğimizde bir dönem bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. 33 yılda bir, bunu da belki duymuşuzdur birçoğumuz, 33 yılda bir yaşanıyor hani bazı evet. şeyler diyoruz ya, değil mi? Yani farkındalığı olan bir kişi evet bunu fark ediyor ve daha önce de duymuştur zaten. Hı hı. Fakat bu konuda da hani çok bir bilgi var mı toplumda, kaçı biliyordur çok emin değilim hani bir yüzdelik dilime vurduğumuzda. Kuzey ay düğümü doğum haritamızda artık bizim bu yaşama gelme amacımız nereye doğru gitmemiz gerektiğini gösteren bir durumdur. Hı hı. Kuzey ay düğümü güneş tutulmasıyla eşdeğer tutulur. Aslında güneş tutulmaları, ay tutulmaları turbo yeni ay ve dolunaylar olarak da adlandırılır. Şimdi güneş tutulması mı, ay tutulması mı? İkisinin farklılığı ne mesela? Ya da hangisinde daha dikkatli olmamız gerekiyor? Ya da hayatımızı daha çok etkileyen hı hı. hangi dönem bu tutulmalarda? Yani bireysel haritanda yine balık burcu hangi alanda, o alanda sen 6 aylık bir döngü başlatıyor olacaksın. Az önce verdiğim bilgiyle. Şimdi kuzey ay deyince balık burcu mesela karşımıza çıktı. Başka bir konuda işte koç burcuyla başlıyoruz dedim mesela, değil mi? Başlangıç evet. noktası. Bir de karşıt hani burçları bilmemiz gerekir. Şimdi balık, başak karşıt burçlar. Hı hı. Bir de başak burcunda illaki güneş tutulması deneyimleyeceğiz bu 18 aylık döngüde. Şöyle güneş tutulması aynı yeni ay gibi düşünmemiz gerekiyor. Yeni oluşumları başlatmak, ay tutulması da dolunay gibi düşünüp tamamlamalar, bitişler, finaller bu anlamlara gelir. Turbo etkilerini veriyor sadece. Ya da minimalize anlatacak olursam bir tutulma yok. Normal bir dolunay fazı yaşıyoruz ya da yeni ay fazı yaşıyoruz. Kısa süreli bir seyahat planı hazırladınız. Evet. Bunu niyet zamanı yeni ayda yapıp somutlaştırmasını hilal fazında yapıp dolunayda da gidilebilir. Böyle bir döngü etkileyebilir sizi. Aslında hayatınız biraz da planlı hale getiriyor evet. sanki, değil mi? Buraya bakarak hareket edersek daha doğru adımlar atacağımızı gösteriyor doğru. sanki. Yani güneş tutulması, hı-hı. ay tutulması daha radikal kararlar. Evlenmek, boşanmak, ev almak, araba almak. Çünkü bunları hemen yapamıyoruz. Bir şekilde 6 aya bir vadeye, hani biraz daha bir vadeye bölünmesi gerekiyor. Peki şimdi şu an genç kızlarımız, efendim hanımefendiler, beyefendiler diyelim, böyle bir niyetleri var ya da tanıştılar yeni birisiyle hı hı. ya da nişanlılar diyelim efendim ve düğün tarihine karar veremediler diyelim. Yani bu düğün tarihi illaki şu aralıklarda olsun, daha sağlıklı bir iletişim içinde bir hı hı. evlilik hı hı. yaşayabilirler diyebileceğimiz bir aralık var mı peki? Yani bu kişilerin... Yaz dönemi malum evi düğün sezonu hala doğru. da devam ediyor efendim. Mutluluklar dileyelim herkese bu arada. Normalde hani retrolara denk gelmesin denilir ama burada yine haritanın dinamiği önemlidir. Hı hı. Şimdi kompozit haritaya göre bir düğün tarihi almak tabii ki daha iyi olabilir. Ama bu etki edebildiğimiz bir durumsa o tarihe alınır. Etki edemiyorsak da bunun için çok da çabalamak doğru mu? Hani bir akış var. O evliliğin getireceği bir deneyimler vardır illaki kişiye, hı hı. olumlu ya da olumsuz. Burada biraz daha kadere de bırakılabilir diye düşünüyorum. Yani çok her şeyi de sistematik ilerletmek yerine. Hani ben kendi hayatım için etki edebildiğim bir alansa kendi haritam nispetinde daha uygun, retrosuz bir döneme getirmeye gayret gösteriyorum. Ama bugün Merkür retrosu var. Ben ilk defa televizyon yayınındayım. Doğru ama teklif sizden geldi. Bir şekilde kabul ettim. Normalde ben biraz daha Ekim civarını bekleyebilirdim. Belki nasip olur bilemiyoruz. Artık ikinciye diyelim. İnşallah. Şimdi gelen mesajlar da var. Bir izleyicimiz güzel programımızı izliyor efendim. Şu an sanırım iş yerinde bizi takip ediyor. Ekrana yansıyabiliriz. Hadi mesajını da okuyalım efendim. Çok anlaşılır ve güzel, konuya yabancı olanlar için de anlaşılır şekilde anlatıyorsunuz. Teşekkürler misafirinize. Siz de güzel sorularınızla katkıda bulunuyorsunuz demiş efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler adına merak ettiğimiz bütün soruları ben aklıma geldikçe böyle evet. sormaya çalışıyorum tabii ki. Gerçekten de hepimizin bir alanda gelip dönüp dolaşıp ilgilendiğimiz, merak ettiğimiz, araştırma yaptığımız, belki kafalarımızda soru işaretlerinin kaldığı konulardan bahsediyoruz. Şöyle netlik kazansın istiyoruz inşallah. Merhaba, doğum haritamıza bakabilir bir Serap Hanım demiş efendim. Serap Hanım'a sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tabii ki destek alabilirsiniz ve size yardımcı olur diye de hemen izah edelim. Şimdi doğum haritalarıyla devam ediyoruz ama şuradan ben hemen şununla devam etmek istiyorum.
Retro ne kadar sık oluyor? Neden retrolar dedik efendim? Sıklığını birazcık konuşalım. Hangi dönemlerde daha çok biz bunu yaşıyoruz? Ve yine bir kez daha bu dönemlerde kadın erkek diye de ayırmayacağım. Hepimizin alması gereken önlemler var mıdır? Ya da dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Yani az önce aslında biraz değinmiştik bu konulara. Güneş ve Ay dışında diğer tüm gezegenler retro harekette bulunuyor. Uranüs, Neptün, Plüton bunlar biraz daha kolektif bir etki verir. Ama kişisel gezegenler vardır. Venüs, Merkür, Mars. Bunlar biraz daha sıklıkla olur. Jüpiter'e az önce değinmedim galiba. Jüpiter şimdi şans, bolluk, bereket gezegeni olarak geçmekte. Hangi burçlara genelde denk gelir? Böyle bir şey var mı? Yılda bir burç değiştiriyor. Şu an İkizler Burcu'nda Mayıs sonu itibariyle ve 2025 Haziran'a kadar Jüpiter İkizler seyrini yaşayacağız. Ve Jüpiter'de 2 Ekim civarı olması lazım. Yine Ekim ayında bir retro hareketi başlayacak. En olumlu gezegen hangisi peki? Hani böyle yılda bir değiştiriyor ya burçları ya da belli dönemlerde. Hani en azından onu bilirsek içimiz şöyle bir rahat edebilir belki. Şimdi mesela Jüpiter dedik. Şans, bolluk, evet. İyicil bir gezegen. İyi olarak biliyoruz. Evet, kesinlikle evet, evet. İyicil olarak geçer. Ve girdiği alana eve de şans, bolluk, bereket verebilir. Ama sen nasıl bir enerjideysen onu büyütür. Çünkü Jüpiter'in büyüten bir enerjisi var. Şimdi aldığı açılanma da önemli. Fakat genel olarak Jüpiter dönemi diyelim, kişi yükselenden bir Jüpiter geçiyorsa belli dönüm noktaları, radikal güzel dönüm noktaları yaşar. Evlenebilir, çocuk sahibi olabilir, iş kurabilir. Neye niyet ediyorsa, güzel de açılanma varsa haritada, bunu bir Jüpiter zamanına denk getirebilir. Haritanın tabii diğer elementlere, diğer durumlara da bakmak gerekiyor. Diğer gezegenlerle yaptığı açılara. Şu an ikizler kova ve teraziye güzel gelecek. Yine ateş grubuna da bir şekilde emekle gelen fırsat açıları sunabilir. 2025 Haziran'a kadar. Bir de şöyle bakmak lazım. 2024'teyiz. Bir 12 yıl önceye gidersek 2012'de neler oldu? Hani 2012'de yaşadığınız iyicil ya da bir olumsuz durum varsa bile bu neydi? Şimdi Jüpiter 12 yılda bir aynı noktaya geldiği için biz 12 yıl önce ne deneyimledik? Hayatımızda majör bir değişim oldu mu? Olumlu bir etkisi oldu mu? Simci, siz bunları böyle haritayı açıp sorduğunuzda, hani geçmiş yıllarda diyorsunuz ki, haritaya bakarak tabii ki bu soruları soruyorlar. İşte şu zamanda ne yaşadın, olumlu ya da olumsuz diye soruyor mesela. Şimdi biz hep böyle uzmanlarımızdan örnek vereceğim yine sevgili izleyenlerimiz. Geldiklerinde diyorlar ki, yaşadığınız iyi ya da kötü ne varsa hayatınızda, sevdiğiniz sevmediğiniz ne varsa bunları mutlaka not edin. Çünkü sorulduğu zaman hatırlamıyoruz ne yaşadığımız. Notlar bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak bence. Kesinlikle. Buradan devam edelim lütfen. Sonrasında da tabii ki bir tutulmanın iyi ya da kötü olduğunu biz nasıl anlayabiliriz sorusunu da hemen sormak istiyorum. Sorularımız gelmeye devam ediyor. Şimdi kısa bir aramız olacak efendim, reklamlar. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Doğum haritası yorumcusu Serap Dağlıkoca ile olan birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Doğum haritasının hayatımızdaki yeri ve önemini konuşuyoruz. Tabii ki ay tutulması dedik, güneş tutulması dedik. Bu dönemlerde neye dikkat etmeli, hayatımızı nasıl etkisi altına almakta, etkileri ne kadar sürmekte efendim? Daha aklımıza gelen pek çok sorunun cevabını aldık. Almaya da devam edeceğiz ama şimdi günün güzel sözünü paylaşma zamanı. Evet, aslında bugünün konusuyla bağlantılı güzel sözlerden birisi. Bu güzel söz de bize Serap'tan geldi. Hadi bakalım, ben bu güzel sözü sizlerle paylaşmış olayım. İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek şey vardır, o da kendisi. Değil mi? Acaba düzeltemez miyiz? Hani bu huylu huyundan vazgeçmez tabirini çok kullanırız ya.
Belli bir yaştan sonra sanki böyle insanların kendini tamamen değiştiremeyecekmiş gibi hissediyoruz. Evet, mizaçların değişmeyeceği gerçeğini artık hepimiz biliyoruz ama kişiliğimizde, karakterimizde ya da yolunda giden, yolunda gitmeyen daha doğrusu bazı yönlerimiz varsa, beğenmediğimiz, kötü alışkanlıklarımız varsa bunları bence zamanla değiştirebiliriz, değil mi? Kesinlikle öyle. Öncelikle bir farkındalık gerekli. Evet. Yani farkındalık oluştuktan sonra da insan en iyi haline dönüşene kadar kendini bir şekilde dönüştürmesi gerekiyor. En iyi halimize ulaşmamız için bir çabada olmamız gerekiyor. O yüzden sen de söz deyince aklıma ilk gelen durumu paylaştım, sözü. Harikasın. Şimdi ben birazcık nereye takıldım biliyor musunuz? Satürn gezegenine neden baş öğretmen diyoruz ve Satürn döngüleri neden ağır geçmekte? Bununla devam edelim. Sonrasında tutulmayla ilgili yine kaldığımız yerden de devam edelim. Satürn diyoruz efendim, buyurunuz. Satürn genelde böyle sorumluluk, zorluk gezegeni, biraz daha ağır böyle sınavlar veriyormuş gibi konuşuldu. Az önce WhatsApp'a gelen mesajlarda da vardı galiba böyle bir soru. Evet, evet. Satürn şimdi 2,5 yıla bir burç değiştiriyor ve girdiği eve de bir şekilde bir sorumluluk, zorluk getirebiliyor. Hangi alandaysa bununla alakalı bir deneyim yaşıyoruz illaki. Şu an Satürn balık sürecini yaşıyoruz. Satürn balık haritamızda hangi alandaysa o alanda bize biraz sorumluluk aldırabilir. Bu ikinci evde ise parayla ilgili bir zorluk, sınav olabilir. Ya da kişi özel sektördedir, iş kurması için evren onu bir şekilde bir yere itmeye çalışıyor olabilir. Şimdi Satürn ileri hareketini yaptıktan sonra bir 14 ay tekrar retro hareketine dönüşüyor. Diyelim kişi sorumluluk almadı. Varken de almadı. Evet, yani farkına varamadı. Bir durum belirdi. Aslında gitmesi gereken yönle ilgili bir belirti. Bu diyelim farkında değildi. Bu 14 aylık retro sürecinde tekrar bu durumla karşılaşabilir. Aslında ilahi yapıda o durum tekrar karşısına geliyor. O dersten o sonucu sınavı vermesi için aslında tekrar böyle bir ikinci şans gibi geliyor. Onun farkında olabilirse aslında o sorumluluğu almadığı sorumluluğu alırsa o döngüyü daha erken ve rahat atlatmış olabilir. Hani hayatta bazı şeylerden kaçıyoruz ya, yapamazsam, olmazsa, başaramazsam, beceremezsem hep bunları düşünüyoruz dönem dönem ve o sorumluluğun altına da girmek istemiyoruz işin açığı, değil mi? Aslında alsak, görevimizi yerine getirsek belki kurtulmuş olacağız. Ödülle gelecek. Belki en iyi şekilde atlatmış olacağız ama birazcık cesaret mi gerekiyor? İşte farkındalık. Kesinlikle öyle. Burada. Zaten haritaya da en başta da bunu söyledim. Evet. Yani bir farkındalık, bir yol haritası olarak bakmak gerekir. Şimdi o sınavı verdikten sonra, o sorumluluğu alıp o zorluğu gösterdikten sonra zaten tutkal görevi gösterecek, bir ödül verecek. Ve Satürn o alana, o konu temalarına 29 yıl bir daha uğramıyor. Yani ödülünü verip çıkmış oluyor ve o konuda bir tutkal görevi gösteriyor. Hayatımızda 29 yıl kalıcılık sağlıyor. Diyelim 7. evinde Satürn var. Genelde oradan geçerken hani hep zorlu ya da kötü bir durummuş gibi lanse edilir. Ama doğru bir kişiyle doğru bir evlilik yapıldığında tutkal görevi gösterebilir. 29 yıl o evlilik sürebilir. Şimdi bize kötü gelen, kötü görünen birçok şeyin arkasında aslında bizim için ne kadar hayırlı olduğu için belki bu süreci yaşamamız gerekiyor. Oradan ders almamız gerekiyor. Doğru olanı görebilmemiz, fark edebilmemiz ve iyi olana yönelmemiz gerekiyor belki de. Kesinlikle. Birazcık zorlu geçecek belki bu süreç ama sabredersek bence o mutlu sona daha yaklaşmış olacağız ya da hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. İşte hep korkularımız, kaygılarımız bizi bazı şeylerden alakoyuyor. Belki o iyilik haline geçiş sürecini biz kendi kendimize biraz da zorlaştırmış ve güçleştirmiş oluyoruz. Bu da tabii farkına yine varmakla alakalı olacak zannedersem. Görebilmeliyiz aslında. Hep böyle isyan noktasına gidiyoruz ya, başımıza kötü bir olay geldiğinde bunu yapmamak gerekiyor. Sabredersek mutluluğa, mutlu sona ya da iyilik halini hızlı bir şekilde zaten kavuşturacağım ben siz diyor Rabbim, değil mi? Kesinlikle öyle. O yüzden de biraz sabır süreci diyoruz. Şimdi balık, 18 Eylül dedik, ben oraya tekrar gelmek istiyorum. Tabii. Balık tutulması etkilerini soruyorlar. Bununla alakalı bir açıklama yapabilir miyiz peki? Yani genel olarak tabii olan bir akışta hani verdiği, yaydığı bir enerji var fakat yine en başta da söyledim. Bugün birazdan böyle magazinsel bir yorum yapmayacağım.
Aslı olan bir harita var. Kendine özel, bireysel, aynı parmak izin gibi. Evet. Şimdi balık burcu hangi evdeyse o konu temalarında bir şekilde bir tamamlanma etkisi verebilir, bir finalize verebilir ya da 2025 Mart ayı ile başlayacak o döngüyü açıyor olabilir bize. Geçmişten referans, hani geçmişten biraz sağlam alalım isterseniz. 2016 yılı, 9 yıl öncesi, bir de 18 yıl öncesi 2007. Neler yaşadınız? Konu temaları neydi? Yani biraz gökyüzü o 18 Eylül'e atıfta bulunurken hani bir geçmişe dönüp bir sağlama alınabilir. Diyelim kötü bir deneyim yaşadı. Şimdi aradan 9 yıl minimum geçmiş. Ya da maksimum 18 yıl geçmiş. Aynı kişi değilsin. Farkındalığın gelişmiş olması gerekiyor. Tavrın tarzının tabii değişmiş canım, olması gerekiyor. Yani artık belki olumsuz yaşadığın durum bu sefer olumsuzlukla gelmez. Bir de haritanın geneli önemli. Şimdi 25 derecede balık. Kişinin yengeç burcuyla alakalı bir gezegeni varsa, bir gezegeni yengeç burcunda ve 25 derecelerde ise, çünkü A'nın haritasında 25 derece balıkta olacak. Diyelim 60'lık, 120'lik bir açı aldıysa olumlu çalışır. Dar bir açı almışsa o zaman? Yani 60-120 olumlu açı olarak geçiyor. Haritayı açtığımızda bunlar genelde mavi renkle gözüküyor, o şekilde söyleyeyim. Peki. 90 ve 180'de biraz daha karşıt ve kara açılar zorlu deneyimler ya da gelişmesi gereken bir alan verebilir. Şimdi evlerin olduğu haritamız vardı ya sevgili yönetmenim, onu bir ekrana getirebilir miyiz? Ben orada renklere takıldım da onu bir sormak istiyorum. Tabii. Şimdi işte birinci ev, ikinci, üçüncü, 12 ev bir güzel şöyle sıralanmış. Tabii dedim ki özellikle birinci bölümde neden saat yönünde gitmiyor bunlar? Tam tersinden ve yan açıdan böyle devam etmiş, başlamış. Bunu açıklamıştık ama renklerin de bir burada şeyi var mı, rolü var mı ya da bir açıklaması var mı burada? Yani her burcun temsil ettiği bir doğal akış var. Bugün ay ikizlerde olduğu için böyle turuncumsu bir şey giyindim. Hani bari dedim oraya biraz etki edebilirsin ama gerçi ay ikizlerde benim Venüs ve Jüpiter'ine güzel bir açı yapıyor. Çok güzel. Umarım bu arada yayından keyif alınmıştır. Çok. Şimdi her burcun bir doğası var. Temsil ettiği bir renk var. Eril mi, dişil mi, ateş mi, toprak mı, su mu, hava mı? Yani hayatta her şeyin karşılığı aslında o burç temasında mevcut. Yani öğrenmek istediğiniz bilgi neyse, bir hastalık, temsil ettiği bir organ, bunların hepsi mevcut. Yani bununla ilgili de söyleyebilir miyiz mesela? Bu dönemlerde burçlara göre hastalıklarla ilgili ne diyebiliriz mesela yaşadık? Yani kişinin yine harita potansiyeline göre değişiyor. 6. ev, 12. ev, 8. ev, bazen 2. ev de sağlığı gösterir. Buralara bir bakmak lazım. Buralarda işte bir balık etkisi vesaire var mı? Hani tutulma etkisiyle gelecek. Şimdi geçen haftanın diğer ayların gündemi böyle herkes işte diş ağrısı vesaire. O zaman galiba yaşadığımızda bir Temmuz ayında iki kez Oğlak'la alakalı bir dolunay yaşamıştık. O ara bu tarz durumlar çok daha nüksetmişti ama ben yaşamamıştım. Yani bu harita şimdi, nispetinde olan bir durum. Şimdi sağlık deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Son zamanlarda herkeste bir diş problemi yaşadığını görüyorum ben. Her kime sorsam dişim ağrıyor, işte dolgu yaptırıyorum, kanal tedavim devam ediyor, aman implanta geçtim. Gerçekten çok sık diş problemi yaşayanlar var. Yine bu bir şeyin etkisidir diyebilir miyiz? Bu birincisi. Evet. Bir de şimdi Satürn dedin. Satürn'de olumsuzlukların yaşandığı süreç 12 yani yılda bir denk geliyor burçlara dedik. Çok karıştı. Karıştı mı? Dur o zaman düzeltelim karıştırdığım yeri. Peki Satürn'le ilgili yani o iyilik halini nasıl devam ettirebiliriz? Ya da işte parasal bir sınavdan geçiyorsak, maddi yönden bir sınavdan geçiyorsak şunu söyleyenler olur mu acaba? Hani belli dönemlerimizi etkiliyor ama yıl boyunca ya da birkaç yıldır ben maddi problem yaşıyorum da acaba hep mi bunun etkisi altında kaldım diye soranlar oluyor mu peki? Yani şöyle döngülerden örnek vereyim. 2023 Mart'ta Satürn balığa geçti. 2,5 yıla bir burç değiştiriyor. Jüpiter yıllık burç değiştiriyordu, tamam, ve şans veriyordu. Tamam. Sorumluluk zorluk kısmını da Satürn veriyor. Ve 2,5 yıla bir burç değiştiriyor. Şimdi 2023 Mart'la 2026 Şubat'a kadar bir Satürn döngüsü yaşıyoruz balıkta. Eyvah. Yani 2023 Mart civarı başlayan zorlandığınız bir durum varsa en azından şunu telkin edebilirsiniz kendinize. Geçecek. Yani 2026 Şubat'ta artık yeni bir sınav geliyor olacak ve oradan bir şekilde ayrılmanız gerekiyor.
Peki. Şimdi doğum haritası, yani saatini bilmeyenler genelde bunu soruyorlar. Nasıl öğrenebilirim ya da hesaplayabilirim diye. Bununla ilgili ne söylemek isteriz peki? Yani bir retrifikasyon tekniği var. Fakat ben 1,5 saat gibi bir aralığa maksimum hizmet veriyorum. Daha geniş bir bilinmez bir saat aralığı varsa bunun çalışmasını yapmıyorum açıkçası. Yapan başka arkadaşlar eminim ki vardır. Çok uzun uğraşlar gerektiği için, geçmişe yönelik sağlamalar alınması gerektiği için ben 1,5-2 saat gibi bir aralıkta haritayı retifiye edebilirim. Benim dışında başka kişilerden yine destek alabilirler. Yani zor bir kısım. O konuda böyle yanlış bir bilgi çıkarmaktan çok çekindiğim için böyle geniş bir aralığı çalışmıyoruz. Maalesef de haritası bakılmıyor. Peki, hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Kova burçlarının bu dönemde ne bekliyor? Bu konu hakkında ufak bir bilgi alabilir miyiz diye sormuşlar. Serap Hanım gayet akıcı bir şekilde anlatıyor konuyu. Bu yüzden de bu sorumu cevaplandırabilir mi diye de söylemiş efendim Yusuf Bey. Şimdi Kova burcunu 2 Ekim güneş tutulması var. Eğer şimdi Kova burcunun kaç derecelerinde yer alıyor güneşi tam bilemesem de o tutulma 2 Ekim tutulması kişiye yarıyor olacak. Bir olumlu 120'lik açı alacağı için öncelikle bunu bilmesi gerekir. Tabii haritanın hangi alanındaysa Kova burcu, güneş burcu o alandan böyle iyicil etkiler geliyor olur kişiye. Derece olarak da baktığımızda şimdi 2 Ekim 10 dereceyi gösteriyor bize. Direkt 10 derece civarında bir güneşi varsa, yerleşimi varsa direkt 2 Ekim civarı o hafta genelinde olumlu bir durumla karşılaşabilir. Diyelim ki derece aralığı daha uzak. Bu sefer 6 aya yayılan bir döngüde, 2 Ekim'den itibaren 6 aya yayılan bir döngüde olumlu bir durumla ben karşılaşacağını düşünüyorum. Peki, merhabalar Simge Hanım. Böyle bir program yaptığınız ve bizi doğru şekilde bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz demişler. Serap Hanım'a da sevgiler, çok akıcıydı bilgiler. Teşekkür ediyoruz demiş efendim. Ali Hanım yazmış. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, bizlere eşlik ettiğiniz için efendim. Çok güzel sorular da aldık. Son olarak neler söyleyelim bu içine bulunduğumuz günlerle ilgili? Kolay süreçlerden geçmiyoruz. Evet. Fakat bu kolektife etkileyen gezegenler Uranüs, Neptün, Plüto zaten Kova'ya geçti. Burç değiştirdi ve 2025 ile birlikte de hız kazanacak. Önümüzde 20 yıllık yeni bir dönem var. 2025 ve 2026'dan itibaren diyeyim. 2025 ikinci yarı yıl ve 2026'dan itibaren gerçekten daha kolektif anlamında, Türkiye anlamında da güzel zamanlar bizi bekliyor. İnşallah. Refah düzeyimizin daha da arttığı, daha da iyi günler yaşıyor olacağız. Bence ümitsiz olmasınlar hiçbir konuda. Türkiye zaten genel olarak bir korumada, korunan bir gerçekten ülkede yaşıyoruz. Bence o konuda gerçekten çok şanslıyız. Çok şükür, evet. Bence, ve iyi şeyler yaşayalım istiyoruz. Evet. Toplum olarak, millet olarak, insanlık olarak güzel şeyler yaşayalım, güzel günler görelim. Zorda olan, darda olan kim varsa Rabbim gerçekten yardımcısı olsun. Hayata bir sefer geliyoruz ve bu hayat, bu dünya kısa bir süreçten bahsediyoruz. Paylaşamadığımız neler var diyoruz efendim. Bırakın herkes istediği gibi yaşamaya çalışsın. Herkese saygımız var ama tabii ki kurallar çerçevesinde saygı, sevgi çerçevesinde, hoşgörü çerçevesinde yaşayabilelim. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Birbirimize destek olalım her zaman, her konuda. Tabii ki iyilerin yanında kötüler de var. Ama iyiler mutlaka bir gün kazanacak diye umut ediyoruz ve iyi günler, güzel günler de yaşayalım istiyoruz. Sondayız artık, neler söyleyelim? Çok teşekkür ederim. İlk yayınımdı ve benim için çok keyifliydi. Çok güzel bilgiler verdin bize. Hem tasavvufi boyutunu bu ilmin öğrendik senden, hem de gezegenlerin, dolunayın, güneşin, tutulmaların hayatımızı nasıl etkilediğini, nelere daha çok bu dönemlerde dikkat etmemiz gerektiğini senden bilgilerini aldık. Teşekkür ediyoruz. Ben yine bekleriz. Teşekkür ederim. Görüşmek tabii ki üzere. Bu konu çok geniş bir konu çünkü sevgili izleyenlerimiz. Şimdilik biz zamanımız el verdikçe böyle anlatabildiğimizi anlattık, aktarmaya çalıştık, sizlerle paylaştık. İnşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum ben de. Bir kez daha Serap'a teşekkür ediyorum. Sizlere de efendim. Şimdi güzel bir köşemize hep birlikte gidelim. Güzel bir tasarımı hep birlikte izleyelim istiyoruz. Yarın yine aynı saatimizde bu ekranda buluşmayı da unutmayalım. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Kültür sanat köşemizden herkese merhabalar. Bu güzel köşemizde güzel güzel farklı atölyeleri gezmeye devam ediyoruz. Ama biz en son nereye gitmiştik efendim? Mor Sanat Tasarım Atölyesi'ndeydik ve yine aynı adresteyiz. Ve Selma hocamla birlikte özellikle makrome ile ilgili çok fazla ilgi var çünkü bu alana. Makrome ile ilgili önceki bölümümüzde düğümleme tekniklerini göstermiştik. Pek çok tekniği var ama bir o kadar zevkli ve öğrendiğiniz zaman bir o kadar da kolaylaşan çalışmalar. Bugün ise farklı bir çalışmayla karşınızda olacağız inşallah. Çok güzel makrome köşeleri yapmış ama sadece makrome yapılmıyor tabii ki bu atölyede. Ahşap tasarımdan tutun da takı tasarıma kadar, rölyef çalışmalara kadar pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Aynı zamanda kurs da vermeye devam ediyor. Merak edenler, bu işi ben de öğrenmek istiyorum diyenler bu güzel atölyemize uğrayabilirler diyoruz. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyiyim, sizler de iyisiniz. Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Şimdi sanat olunca biz böyle kendimizden geçiyoruz. Çok güzel çalışmalar. Her birinde öğrenmek istiyoruz. Tabii her şeyi öğrenmek mümkün olmayabilir. İlgi alanınız neredeyse, el beceriniz neredeyse onları öğrenebilirsiniz. Şimdi önceki bölümümüzde makrome düğümleme tekniklerini öğrendik. Bu bölümde de çok güzel kavanozları nasıl süsleyebiliriz öğreneceğiz. Neler yapıyoruz? Bir anlatalım bir kez daha. Neler kullanıyoruz makromede? Mesela bunlar evimizdeki bildiğimiz konserve evet. Kavanozlarımız. İşte çikolata, krema kavanozları. Geri dönüşüm. Evet, geri dönüşümdür. Evet. Geri dönüşüme de atabiliriz. Çöp değildir. Asla çöpe atmayalım. Bu arada sosyal bir mesaj da vermiş olalım. Evet. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Sadece küçük boylar ya da konserve kavanozları değildir. Yağ şişeleri, normal diğer farklı içecek şişelerinden tutun da sepetlere, yoğurt kaplarından kendinize havlu sepetlikleri her şey yapabilirsiniz. Her şey. Alan çok geniştir. Şimdi hocamın bir özelliği var. Bilgilerini gelen herkesle, kursiyeri olsun ya da olmasın, herkesle detaylı bir şekilde anlatmayı çok seviyor. Ben de bu yönünü çok seviyorum. Çünkü herkes bilgilerini tam olduğu gibi anlatmayabiliyor, saklayabiliyor. Oysa ki anlatılsa, bu yapılan işler çoğalsa, öğrenenler çoğalsa ne kadar da güzel olur diye düşünmekte. Aynı şekilde düşünüyorum. Benim için her şey para ya da çıkar değildir. Buraya herhangi bir fikir danışmaya, sormaya gelene de dahi aktarırım, bilgimi evet. saklamam. Öğrencilerime de aynı şekildedir. Ve Allah'a çok şükür öğrencilerimden de hep geri dönüşümde sizden ne öğrendiysek orada kaldık. Üzerine daha sonra hani farklı alanlarda, farklı çaplarda temeli sağlam olduğu için evet. daha güzel, daha sağlıklı, daha bilgili eklemeler yaptık diye söylerler hep. Şimdi makromeler, ipler, özellikle tarakla ne yapacağız dedim. Dedik ki saç tarayacağız Simge dedi hocam. Benim anam babam bildiğimiz eskinin tarakları. Vallahi evde hala kullandığım taraklardan bir tanesidir, kurtarıcı. Şimdi çok güzel şeyler yapılmış. Bakın daha nice nice güzel çalışmaları var. Onlar ekranlara gelecek. Şimdi iplere bakıyorum, birbirinden güzel rengarenkler. Ama ne dikkatimi çekiyor biliyor musunuz? Sehpa. Evet. Bu korumak amaçlı. Şahane bir çalışma. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bu bildiğimiz yük paletlerinden, atıl durumdaki bir paletten yaptığım çalışmamdır. Tamamıyla atıl, sadece ayakları tornaya yaptırdım. Her şeyle birleştirmesi, yapması her şey bana ait. Bu oturduğumuz koltuklar da paletten. Evet evet, bizim sitede dış cephe yenilemesi yapılıyorken 4 tane paletten hemen elime geçti. Evet aynen, hemen parçaladım, böyle dönmeli bir koltuk yaptım, arta kalanından sehpa, bir tane de mutfağıma tavana lamba. Harika ya, her şeyi bir şekilde dönüştürebilen bir muhteşem kişinin yanındayız. Raflarına ben bayıldım bir kere, onları da eminim kendisi yapmıştır evet, diye düşünüyorum. Hocam. Onlar da geri dönüşüm. Tabii ki seve seve. Ev kurucudan ikinci el aldığım kırık, dökük, viran vaziyetteki tahta parçalarıdır. Hazır, her zaman söylüyorum, farklı bir programda da bunu dile getirdim. Hazır ürünü herkes yapar. Alırsın malzemenin, hazır sıfır evet. ürün vardır. Boyarsın, dikersin, parçalarsın, halledersin. Önemli olan atıl ürüne ikinci bir yaşam şansı vermektir. Her şey atıl. Hiçbir tane sıfır alınmış ürün yok. Arkada gördüğünüz raflar ve vitrinler de öyle. Şu bir fırıncının odun yaktıkları alana attığı aha. bir dolaptı. Rica ettim, ücret neyse de vereyim dedim. Arkası yoktu.
darbeli hırpalılar, yani bildiğiniz yakılacak aşamaya gelmiş bir üründü. Sağ olsun aldık ondan. Çok modern bir hale dönüşmüş. Bakın eskiler çok güzel, hiç hayal edemeyeceğiniz yeni bir formada dönüşebiliyor. Hocam ne yapıyoruz bugün? Kavanozu aldık evde. Fazla kavanoz, kapağı bozulanları atmayın, sakın işe yarıyorlar. Kavanoz kapaklarından da dekor süsleri yapıyoruz. Her söylediğinden bir şey çıkıyor ya. Salih, görüyor musun? Ne kadar güzel çalışmalar. Evet. Şimdi kavanozumuzu alıyoruz. Burada iplerimiz. Renklere bayıldım ben. Evet. Çok güzel. Bunlar taranan ipler. Evet, bahsettiğimiz taranan. İnceltiyor muyuz peki? Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, kavanoza geçmeden şunu bağladık. Bunu evet, işlem bittikten sonra bununla tarıyoruz. Böyle bu benim tarama. Tarama işi bende olsun, evet. O zaman. Bunlarla tarayabiliriz. Fırçalarınız varsa fırçayla açabilirsiniz. Buna özel üretilmiş, yani sırf bu taramaya özel üretilmiş taraklar da vardır. O da bu işi görüyor, bu da bu işi görüyor. Tamam, evde varsa bunu kullanın. Evet. Püskülleri tarayacağız yani. Yapraklar, herkes çok iyi bilir, yapraklar yapılır, evet. Makrumeden. Bunlarla taranıyor. Evet. Taran amacı odur. İplerimiz kalınlıklarına göre değişiyor, renklerine göre değişiyor. Simlerimiz var, aralara katabiliyoruz. İplerin güzelliğine, evet. Bak. Şahaneler, pembeler, maviler. Çok güzeller. Evet. Şimdi bu kalını, bu incesi. İnceyi alalım. İnceyi mi yapalım? İnceyi. Yani şöyle, tercihtir. Renkler, zevkler görecelidir. Çok kalınla da yapabilirsiniz, inceyle de yapabilirsiniz. Böyle tercih etmek istedim. Peki. Şimdi ben buraya hazırlamıştım. Nasıl hazırladığımı gösteriyorum. Önce kavanozumuzun diğer programda da anlattığım gibi ölçüsünü alıyoruz. Modeline göre değişir. Her yaptığımız modelde bu sayı değildir, değişebilir. Ben burada yapacağım modele göre 8 boy almak istiyorum. 8 boy, şuradan şurayı kullanacağımız için, buradakilerde de görüleceği gibi, böyle ipimin ucundan ölçtüm, yerimi buldum, katladım. 8 evet. Kez. 2. Açtım, 4 etti. Bunu da açıp burada kavanozumun 8 kat boyunu almış oldum. Evet. 8 kat buradan kestim. Şimdi bu buradaki yapacaklarımın bağlama ipim. Tamam. Bir de ana bağlama kenarları kenar için var. Şimdi kenarı için ölçtüğüm 8 boy. Bu elimde dönem. Bununla artık kaç tane yapılacaksa o kadar kesiyorum. Bu kadar yerim burası. Hemen kesmiyorum. Bunu ayırdık. Yani şunu yapacağız. Şu elimdeki ipi. Evet. Bunu ayarlayacağız. Şu an benim elimde tuttuğum alan buradaki öreceğimiz alanın ipi. Bir de çevreye saracağımız için. Şimdi burası 8 boy. Bunu da buradan tuttuk. Ağız boyunu aldım. Hı hı. Şu kadarcık da bir düğümle yeme payını attım. Peki. Hop şu. Buradan kestim. Bu benim. Şuradan bağlama ipi. Buradan da az önceki kestiğim 8 boylular buradan sıra sıra bağlanacak. Evet. Bu böyle. Şimdi bunun tam ortasını buluyoruz. Tam ortasını bulduktan sonra kesecek miyiz? İster kesmeyeceğim. Hayır, kesmeyeceğiz. Yok. Tamam. Yani eşit dağılım yapabilmek için ipi şu ortasından işaretleyeceğim. Mantar pano. Evet. Çocukları olanların evinde vardı. Bu da benim kızımdan kalma. Şöyle burası ortasıydı. Böyle tutturabilirsiniz. Yine örnekler, alternatifler gösteriyorum. Buradan tutturarak ortadan başlayacağım. Atıyorum 20 tane ip bağlayacağım. 10 tanesini bu tarafa, 10 tanesini bu tarafa. Ortayı bulmamızın sebebi oydu. Tamam. Yani şu kenarlardan eşit ip kalması gerekiyor ki şunlarla eşitlenebilsin. Birazcık hesap kitap ya, işi gerekiyor, evet. Bu işte. Bu şekilde de yapabiliriz. Bundan yok evinizde. Hiçbir şeyiniz yok. O zaman nasıl yapabiliriz kolayı? Evet, hemen onu da gösterelim basitinden. Düz bir alan efendim. Sehpa bize yetiyor. Şöyle alalım. Ben biraz burayı genişleteyim. Evet. Nasıl merakla da bekliyorum yalnız. Evet, şimdi şunun yine ortasını. Evet. Şurası mesela, sehpanın burasını done olarak aldım. Evet. Üzerine bir ağırlık bıraktım. Hemen. Bant. Kağıt bant kullanmalarını öneririm. Kağıt bantım bitmiş benim. O yüzden. Bu tüylerin mi yoluyor yani, yoksa? Evet.
Ama üzerine düğüm geleceği için şimdi bunu buraya sabitledim. Bir tane de bu tarafa. Evet, şimdi asılacağım için bu oynamayacak. Evet, orta noktamız buydu. 8 boy aldığımız ipimiz ortadan tam ikiye katlıyoruz. Diğer programda gösterdiğim gibi başlangıç düğümü yapıyoruz. Onu da anlatmıştık, ağacın arkasından. Evet. Bunu ağacın arkasından dalın geçirmiştik. Bunda da ipin arkasından geçirip içinden. Evet, şöyle içinden geçirip düğümü atıyoruz. Evet, oturtuyoruz böyle. Şimdi buraya benim yapacağım ayakta 20 tane, yanlış hatırlamıyorsam 20 tane bu şekilde kavanozun 8 boyu. Evet, bu şekilde dizeceğiz. Ve bu halde evet, gelecek. Bu hale de gelecek. Şimdi bunu da buradan şöyle alalım. Kavanozun. Artık geçelim değil mi? Evet. Tek nasıl yapıldığını en azından mantığını anladım. Şimdi bu ağızdan bağlanıyor. Şöyle tam dönerek yapalım. Ağız kısmından. Bildiğimiz düğüm. Anam babam düğüm. Çok sıkarak. Sık olmasın evet, gerekiyor, çözülmesin diye. Aynen bu şekilde. Şimdi yayıldık. Karışır mı ki diye düşünmeyin. Karışmıyor bence bunlar. Yok yok, karışmıyor, karışmıyor. Şimdi yine. Yine öğrendim ben onu. Evet. Kare düğümün spiral olanını yapacağız. Kare düğümde bir sağdan bir soldandı. Bunu sadece sol veya sağ kişiye göre hep değişir. Hep o yönde gidecek. Spiral düğüm dediğimiz düğüm oluşacak. Hadi bir de bunu öğrenmiş olalım. Evet. Bu benim en sevdiğim düğümlerden birisidir. En kolay hangisi düğümlerde? Kare düğüm. Evet. Ha şu temeli ama. Kare düğümde hani insanlar karıştırabilir. O zaman da detay vermiştik, ipin çıkış noktası kaldığınız evet, taraftır diye. Spiral düğüm daha kolaydır. Hep bir taraftan olduğu için. Akıl karışmaz. Hiç karışmaz, evet. Spiral düğüm dedi hoca, tek yönlü ilerliyormuş. Buraya kadar tamamız sevgili seyircilerimiz, öğrendik. Kişiye göre değişir. Hep sağdan da çıkarabiliriz ipimizi, hep soldan da çıkarabiliriz. Benim hep sağa dönüştür başlangıçlarım, o şekilde yaparım. Evet, kare düğümün ilk hamlesidir. Hep aynı yönden devam ediyoruz. En kolay modellerden birisidir. Çok keyiflidir. Sarkaç, daha doğrusu makramenin her çeşidi bence çok güzel. Evet, evet. Nasıl bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız. Ama kursa geldiğimizde tabii ki hiç yapamıyorum, ben internetten izliyorum ama olmuyor diyenler haklılar bence. Bir noktaya kadar çünkü olabiliyor. Birebir en azından takıldığınız, yanıldığınız yerleri hocamıza birebir sorma şansına sahipsiniz kurslarda. O yüzden daha güzel anlaşılır olur. Ya oyunlarda level vardır ya, atlarsınız sırayla. Bunda da öyledir. Evet. Hani basit teknikler var. Fakat uyguladıklarınızda çok değişik projelerde, değişik şekillerde bağlama yöntemleri de var. Evet, temel teknik bir öncekilerde gösterdiklerimiz. Ona ilaveler de var. Ama yani bir destekle de, desteksiz de. Evet. Evet. Hocam şimdi nereye geldik? Evet, şimdi. Şimdi örümcek tekniğiyle devam etmiştik. Örümcek tekniği mantığıyla spiral burguyu yaptık. Şu olay. Böyle ikişerli ikişerli gittiğimiz vakitte. Şimdi her biri farklı farklı. Şunlar acaba aynı mı farklı mı diye baktım. Farklı. Şu ikisi çok farklı birbirine. Evet. Modeller. Bakın bunda da örümcek, kare düğüm evet, ve verev düğüm var. Düğüm var. Evet. Bunda da aynı şekilde. Örümcek ve verev düğüm. Bakın sadece iki teknik. Le, aynı. Farklı aynı modeller çıkıyor evet, ortaya. Çok bu güzeller. Öyle. Bu da öyle. Yine verev. Kuşunla aynı. Evet. Verev teknikli. Örümcek. Şurası da kare düğümün. Kare düğümü hatırlarlarsa 2-4 iple. Evet. Ortada 2 tane, kenardakilerle sarmal sağdan yapıyoruz. Burada ortanın tamamını bir alıp bağladık.
Şahane. Yani iki teknikle çok farklı modelleri ortaya koyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok güzel, keyifli bir atölye çalışması oldu bizim için. Ama tabii ki sanatseverleri atölyelerimize bekliyoruz dedik efendim. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmalardan güzel kareler ekranlarınıza gelsin. Tekrar görüşünceye kadar da hoşça kalın diyoruz efendim.